Fransa'da ise öğretmenler değil, işçiler grevde. Demiryolu reformuna karşı hükümet ile işçiler arasında devam eden görüşmelerin ardından demiryolu işçilerinin 3 ay sürecek dev grev dalgası başladı. Demiryolları, temizlik işçileri, pilotlar, enerji sektörü çalışanları ve öğrencilerin de katıldığı grev dalgasıyla sendikalar reformu parlamentoda oylatmadan kararname yoluyla geçirmek isteyen hükümete geri adım attırmak istiyor. Ülkedeki son durumu Paris'ten Arzu Çakır aktaracak. Arzu, ilk gün greve katılım oranı %77 idi. Bu yoğun katılımı nasıl yorumlamak lazım? Evet, Fransa'da Emmanuel Macron stili var. Emmanuel Macron pek çok alanda reform yapmak istiyor. Ülkeyi yenilemek, ülkenin kurumlarını yenilemek istediğini dile getiriyor. Buna çalışma yasasıyla başladı, hatırlayacaksınız. Çok büyük grevler oldu o zaman da. Ancak şimdi reform getirilen reform Fransız ülkesinin, cumhuriyetin en temel kurumlarından birisi olan toplu taşımı sağlayan demiryolu kurumuyla ilgili Ulusal Demiryolu Kurumu'nda büyük bir ve köklü bir reforma gidiyor Emmanuel Macron ve bu reformla 2020 yılından itibaren örneğin kurumun özelleştirilmesine yol açacak bir takım düzenlemeler getiriyor. Tırnak içinde rekabete açılması cümlesiyle özelleştirmeye doğru gidilmesinin yolunu açıyor. İkinci olarak da makinistlerin, yani trenleri kullanan makinistlerin statülerini değiştiriyor. Eski statü, yıpranma payının da içinde olduğu eski statünün yerine daha teknolojiye uygun, bugünkü teknoloji altında üretilen trenleri kullanan yeni bir makinist tanımı getiriyor. Tabii pek çok haklarını kaybediyor burada makinistler. İşte bütün kırılma noktası da burada başlıyor. Bu nedenle bugün makinistlerde %77 katılım sağlandı. Bu rekor bir katılım. Daha önce buna benzer bir katılım demiryolu işçilerinde olmamıştı. Bu nedenle ilk gün sert vurdu diyebiliriz sendikalar. Fakat hükümet de geri adım atmayacağını söylüyor. Bu reformda kararlı olduklarını belirtiyorlar. Her zaman diyaloğa açığız dedi bugün Ulaştırma Bakanı, ama biz bu reformu geçirmekte kararlıyız, gelin tartışalım dedi. Sendikalarsa hükümetin tartışmadan bu reformu parlamentodan kanun hükmünde kararname stiline benzer bir kararname stiliyle geçirmesine çok ciddi sert tepki gösteriyor. Bütün sol partiler, parlamentoda grubu bulunan bütün sol partiler ortak bir deklarasyon yayınlayarak bu greve destek verdiklerini açıkladılar. Yeni bir unsur var burada Özlem. Fransa'da ilk kez böyle bir grev gerçekleşiyor. 3 ay boyunca haftada 2 gün, 3 ay boyunca haftada 2 gün grevler gerçekleşecek ve bu grevler o kadar uzun sürecek ki ve katılımın yoğun olması nedeniyle hayat tümüyle durduğu için çok ciddi anlamda çalışma yaşamına darbe vuracak, milyon euroları bulan günlük zararlar ifade ediliyor. Dolayısıyla işçiler de kararlı olduklarını gösteriyorlar. Önümüzdeki günlerde 28 Haziran'a kadar bu grev dalgası devam edecek ve eğer hükümet bu konuda adım atarsa masaya oturulacak. Aksi takdirde bilek güreşi sürecek. Parlamentoda konu hızla görüşülecek. Oylama olmadan gündemden çıkarılmaya çalışılacak. Emmanuel Macron kamuoyu gücüne inanıyor, ancak kamuoyunda da grevlere destek var. %50'ye yakın bir oranda hükümeti, özür diliyorum, grevlere destek veriyor Fransız halkı da. Şimdilik böyle. Zaman içinde işe gidemeyen işçiler, bugün yaşanan bir takım kazalar demir yollarında, aşırı yoğunluktan ve yığılmadan ve trenlere girmeye çalışırken yaşanan kazalar göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir gelişme izlenir bilemiyoruz. Zamanla kamuoyu desteği azalır mı bu grevlere, ama şimdilik önemli bir destekle demiryolu işçileri bugün şu anda gösterileri de devam ediyor. Fransa işçileri ve öğrenciler ve temizlik işçileri de bu grevlere destek veriyor. Bir süre daha sanıyoruz hayat böyle devam edecek Fransa'da özellikle. Paris'ten Arzu Çakır Fransa'daki dev grev dalgasına ilişkin merak edilenlere aktardı. Teşekkürler Arzu. Grev boyunca bizlerde hem Stüdyo Washington yayınları hem de Amerikanın Sesi.com aracılığıyla gelişmeleri paylaşacağız.